Lezzetli yemek tariflerinden herkese merhabalar. Bugün sizlere pratik pasta tarifimiz var. Denediğinizde pişman olmayacağınız, yapımı oldukça pratik, yumuşacık bir pasta denemenizi tavsiye ederim. İsterseniz pastamızın yapımına geçelim. Öncelikle kekimizi hazırlıyoruz. Kek hamuru için karıştırma kabımızın içerisine 2 adet yumurta ve 1 çay bardağı şekerimizi alarak beyazlaşıp köpürünceye kadar çırpalım. İyice çırptıktan sonra İçerisine 1 çay bardağı sıvı yağ ve 1 çay bardağı sütümüzü de ilave ederek bir miktar daha çırpalım. Bir paket kabartma tozu, bir paket şekerli vanilya, 2 yemek kaşığı kakao ve 1 su bardağından 2 parmak fazla unumuzu içerisine ilave ederek çırpmaya devam edelim. Bu şekilde 20 santim kare kek kalıbım var arkadaşlar. İçerisine yağlı kağıdımı serdim ve üzerine hazırlamış olduğum kek hamurumu boşaltıyorum. Kekimizin daha düzgün bir şekilde kabarması için tezgaha birkaç kez vurarak hava kabarcıklarını çıkartıyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırınımızda yaklaşık 25 dakika kadar pişirelim. Herkesin fırını aynı sürede pişirmeyebilir. Kekinizin piştiğini kürdan testi yaparak anlayabilirsiniz. Soğuyan kekimizi servis tabağımıza alalım. Kekimizin altındaki yağlı kağıdımızı çıkaralım. Pastamızın üzerini süslemek için kekimizin üzerinden ince bir dilim kek kesiyoruz. İsterseniz kesmeyebilirsiniz, üzerini farklı şekillerde de süsleyebilirsiniz. Kekimizi hazırladık. Kekimiz beklerken biz de krem şantimizi hazırlayalım. Karıştırma kabımızın içerisine 1 paket krem şanti ve 1 su bardağı soğuk sütümüzü alarak iyice çırpalım. Yaklaşık 6-7 dakika boyunca çırptım arkadaşlar. Krem şantimizin içerisine 1 yemek kaşığı kadar sürme çikolata ilave ediyoruz ve tekrar çırpmaya devam ediyoruz. Etrafına kalıbımızı tekrar geçiriyoruz. Kekimiz zaten yumuşak arkadaşlar ama daha da yumuşak olması için sütü de ıslatıyorum. 1 çay bardağı kadar süt kullandım. Hazırlamış olduğumuz krem şantimizi kekimizin üzerine sürelim. Üzerini spatula ile düzeltelim. Pastamızı buzdolabımıza koyarak en az 2 saat bekletelim. 2 saat sonra buzdolabımızdan çıkarmış olduğumuz pastamızın kalıptan daha kolay çıkması için kenarlarını bu şekilde bıçakla çizelim. Pastamızın üzerini süslemek için ayırmış olduğumuz kekimizi elimizle ufaladıktan sonra üzerine serpelim. Pastamızın bütün
bütün aşamalarını bitirdikten sonra kalıbımızı pastamızın etrafından çıkartalım. Artık pastamız servise hazır. Pastanızı dilimledikten sonra servis edebilirsiniz. Pastanızı her dilimlediğinizde bıçağınızı bir peçete ile silerseniz arasındaki malzemelerin birbirine karışmasını önlemiş olursunuz. Herkesin kolaylıkla yapabileceği pratik pasta tarifimiz servise hazır. Yumuşacık bir pasta tarifi. Denemenizi tavsiye ederim. Şimdiden deneyen herkese afiyet olsun. Kanalımıza abone olarak bizi desteklemeyi unutmayın.